Hemen ilk heyecanla ilk izlenimlerimi paylaşmak istedim sizlerle. Hiç beklediğim gibi bir başkent çıkmadı. Şimdi fiyort tabii. Buzulların karayı yarması, eridikten sonra oraya deniz dolması. İşte Oslo böyle bir coğrafyanın kenti. 700 bin nüfuslu, 5,5 milyon nüfuslu Norveç'in 700 bin nüfuslu başkenti. Benim ilk gelişim, uzun yıllardır seyahat ediyorum. Avrupa'da gelmediğim başkent pek kalmamıştı. Oslo'da olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım ama tahminimden çok farklı bir yer buldum. Çünkü yazın geldik. Deniz içinde plajlar denize giriliyor. Arkamda belki de Avrupa'nın en pahalı opera binası var. İtalya'dan getirilen mermerlerle 750 milyon dolar hesaplanıp ama sonra bir 50 milyon daha aza yapılan opera binası, 1300 tane odası, 2 tane dev sahnesi var. Ve Münch Galerisi, Münch Müzesi, Norveç'in tabii ki Norveç'ten de akla gelen sanatçı çığlık tablosu da içeride sergileniyor. Oslo Kütüphanesi hemen karşımızda yer alan bina. Tam ileride de Central Station, yani merkez tren istasyonu. Oslo'nun rıhtım tarafı, liman tarafı böyle derli toplu dev opera binası, Münch Müzesi, kütüphane ve merkez tren istasyonu. Tabii pek çok deniz üstünde iskeleler, denize girilen yerler ve deniz üstü kafeler, restoranlar. Ya Norveç çok güzel başladı ya. Keyifli. Evet. Keyifli bir şehir. İlk görünümde bu. Köpeğini suya sokuyor, görüyor musun orada? Henüz Norveç mutfağını denemeye cesaret edemeyip İtalyan mutfağından gittik ilk akşamımızda. Son derece sade bir tren istasyonu, modern, sade. Merkezi aslında, yani tren istasyonu, trenle geldiğinizde, indiğinizde hemen opera binası karşınıza çıkacak ve sağ tarafa doğru zaten giderseniz şehrin kalbine, merkezine, parlamentonun da olduğu meydana gider. Sol tarafa doğru da opera binası, Münch Müzesi tarafıdır, merkez tren istasyonu.
değil. İşte opera binası, çatısı, üstü, rutini. Çatının üstünde bir gezip dönen ama oldukça popüler bir turistik etkinlik bu. İşte Norveç'in en önemli turistik etkinliklerinden biri. 750 milyon euro ya da dolar bizi çok ilgilendirmez. O Örlük Opera binasının çatısının üstünde durmak, gezmek, dolaşmak efendim. Geldik madem, yiyeceğiz madem. Yine doğanın bozulması, buzulların erimesini simgeleyen bir heykel hemen Münih Müzesi'nin önünde. Yeni bir yere geldiğinizde sürprizlere açık olun, kendinizi caddelere, sokaklara bırakın. İnsanları izleyin. Bakın Norveç'tesiniz. Karşınızda o ünlü çığlık tablosunun sanatçısı Münch'in müzesi. Yanında hemen denize girenler. Opera binası açıkmış. İçine sanırım ön salonu girmeye ve çekime müsait. Evet. Kafeler var opera binasının içinde. Wow. Evet, içerisi ahşap. Müthiş bir görüntüsü var. Cardiff Parlamentosu'nu hatırlattı bana. Onun da iç yapısı ahşaptı. Bir mantar şeklindeydi o. Bunda sanki bir hani kibrit çöplerinden maketler yaparlar ya. Öyle bir hava var. Çok etkileyici. Oslo Opera binasının içi. Evet, bu eser. Eser diyorum. Bina da bir eser. Böyle dizaynı olan bir binayı eser diye çağırmak. Bu binanın hak ettiği bir sıfat.